dünya meselesinde vahiy değildir. Ama dini meselesinde Allah Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman vahiydir, sünnet bir vahiydir. İşte bunu kabul etmiyorlar. Mesela şu benzer hadisleri, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya işte لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِي مَا قَتَلْ وَلَا الْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلْ. Allahu Ekber. Bu ve buna benzer hadisleri reddediyorlar. Ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bu zamanı ümmetin görmeden kıyamet kopmayacak. Soruyorlar, nedir o zaman ya Resulullah? Diyor ki, adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Diyor ki, Allah Resulü bunu nereden bilir? Öyle bir zaman gelecek ki, adam niçin adam vurduğunu bilmeden adam vuracak. Şimdi öyle değil mi? Bir yerde bomba koyuluyor, kim vurdu, kim koydu, nasıl öldü, niçin öldürdü belli değil. وَلَا الْمَقْتُولُ فِي مَا قُتِلْ. Vurulan da beni kim vurdu, neden vurulduğunu diye bilmeden, öldürüleceği gün gelmeden kıyamet kopmayacak. Hangi bir hadis? İşte bunu kabul etmiyorum. Hani tasdikahu fîmâ akhbar? Haber getirdi olan şeyi tasdik edeceksin. Olmaz. Ta'atuhu fîmâ emar ve tasdikahu fîmâ akhbar. Ondan sonra وَجْتِنَابُ مَا نَهَا عَنْهُ وَزَجَرْ. Ve nehyetmiş olduğu şeylerden kaçınacaksın. وَأَلَّا يُعْبَدْ. Dördüncüsü ise وَأَلَّا يُعْبَدْ إِلَّا بِمَا شَرَعْ. Ancak Allah Celle Celaluhu ibadet edeceksen şeriat doğrultusunda, emir ve yasaklar konusunda, Allah'ın emretmiş olduğu gibi konusunda ibadet edeceksin. Bid'atlarla değil, 9. gece, 30. gece, 52. gece, 57. gecelerde değil, Allah'ın ve Resulünün gösterdiği şekilde kulluk edeceksin. Zaten Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği bir şekilde bir kişi ibadet yapmazsa nedir? O ibadet tek kelimeyle makbul değildir. Fasıttır. Çünkü ibadetin makbul olabilmesi için mutlak manada Kur'an ve sünnete uygun olacak. Bismillah. Sünnete uygun olmadığı için makbul değildir. Adam diyor ki ya benim yapmış olduğum ibadet Allah rızası için. Ne var ki bunda? Siz neden böyle aşırıya gidiyorsunuz, aşırıya kaçıyorsunuz? Benim niyetim Allah rızası için. Mesela toplanıyoruz, işte bir evde işte mevlüt yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ve niyetimiz Allah rızası için. Tamam. Niyetin Allah rızası için olduğu gibi aynı zamanda yani Allah rızası için olduğuna dair güzeldir. Ama o ibadetin kabul olabilmesi için mutlak bana da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı şekilde yapacaksın. Yetmez. Mesela benim niyetim iyidir, istediğim şeyi uydurayım. Olmaz. Yani bir kişi niyeti salih olursa ve yapmış olduğu ibadet Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun değilse tek kelimeyle o makbul değildir. Ve Ümmü Aişe radıyallahu anh ne diyor? Aleyhisselatü Vesselam'lar rivayet ediyor. Men amile amelen leyse aleyhi emruna fehu radd. Ve fi rivayetin li muslimin men ehdete fi emrina hâzâ mâ leyse minhu fehu radd. Her kim dinimizden olmayan bir şeyi dinimize dayandırıp ve dinimizden olduğunu söylerse o makbul değildir. Ve kim bir amel yapar o amel Kur'an ve sünnete uygun değilse yine makbul değildir. Demek ki o zaman yani burada mutlaka ibadet Kur'an ve sünnete uygun olacak. İşte burada aynı şekilde diyor وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Gerçi bu konu da, çok daha uzatabiliriz ama şöyle özet olarak yeterli diye düşünüyorum. وَأَلَّا يُعْبَدَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ. Ancak Allah'ın göstermiş olduğu şekilde rububiyete, uluhiyete, isim ve sıfatlara uygun bir şekilde yani كَمَا جَاءَ فِي كِتَابِهِ اَوْ فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bu şekilde ibadetimizi yaptığımız zaman inanıyorum ki Allah Celle Celaluhu bu الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب belki Rabbin Tebarek ve Teala sorgusuz sualsız bu 70 bin kişinin zümresine bizleri de yazdıracaktır ve bizleri de oraya alacaktır. Neden olmasın? Kişi Allah'ın istediği şekilde dinini yaşadıktan sonra neden Rabbin Tebarek ve Teala onlarla beraber yani şey olmasın? وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيزٍ. Bu Allah'a zor değildir. Sadece biz dinimizi yaşayalım. Sadece biz Allah'ın emir ve yasaklarına sımsıkı sarıldıktan sonra bu Allah'a zor değildir, uzak değildir. Üçüncüsü ise